Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Tarsus Tepetaşpınar Köyü'ndeyiz. Tarsus Tepetaşpınar Köyü'ndeki yaşayan kırsal kesimdeki halkımızın geçim kaynaklarından birisi de nergis üreticiliği. Ve bu konuda Süleyman abi oldukça başarılı. Gördüğünüz gibi ben kamerada şöyle geniş açı da vereyim. Bu nergisleri kış boyu üreterek, yetiştirerek, gübresini vererek, gerekli bakımını yaparak yetiştiriyor ve bir geçim kaynağı olarak bu şekilde çalışmasını devam ediyor. Süleyman abi merhaba. Merhaba abi, merhaba. Nasıl gidiyor üretim? Çok şükür, Allah'ın o yeri koymasın. İyi. Şu anda uğraşıyoruz bakayım. İstek oldukça toplayıp gönderiyoruz isteyen arkadaşlarımıza. Süleyman abi peki nasıl iletişim kuruyor bir halk sizle veya toplumu veriyorsunuz bunu? Toplu veriyoruz bu şekilde, toplu şekilde. Böyle bağlayıp, elleri bağlayıp bu şekilde gönderiyoruz. Bu şekilde buket şeklinde gönderiyorsunuz. Evet. Peki Ankara'dan bir müşteri çıktı sizden, bir alışveriş yapmak istedi. Evet. Nasıl bir iletişim veya gönderiyi nasıl yapıyorsunuz? Kargo ne olur, otobüs de olur. Yani her şekilde, her ile gönderebiliyorsunuz. Gönderebiliyoruz, evet. Gönderebiliyoruz. Anladım. Bu konuda tabii ki bunu izleyen, bu işle uğraşan, geçimini bu nergis satarak sağlayan insanlardan da size bir mutlaka iletişim gelecektir. Evet. Ayrıca ben paylaşımda sizin telefon numaranızı da özellikle yazacağım iletişim diye. Oradan sizle iletişim kuracaklardır. Nasıl, zor mu bakımcılığı, üreticiliği? Tabii yerini temizliyorum, otunu temizliyorum, şey yapıyorum, ilacını vuruyorum. Evet. Temizliyorum yani. Peki ne zamana kadar sürecek bu üretim işi? Mart 15'ine kadar sürer. Mart 15'e kadar? 15'ine kadar sürer, evet. Yaklaşık bir 20 gün oldu herhalde başlayalı. Oldu, evet. 20 gün geçti bile. Peki size ulaşmak isteyenlere veya sizden ürün almak isteyenlere diyebileceğiniz bir mesajınız var mı? Telefon kümeleri yeterli, ihtiyacı olduksa biz yapar göndeririz. Evet, yani atıyorum 200 tane evet. Derse 200 tane, 500 tane evet. Derse 500 tane. Evet, tabii. Çok güzel. Kargo ile göndermeniz tabii ki daha bir şey. Yani kargo belki gecikir, bilmiyorum da şimdi. Otobüs daha şey oluyor yani. Ha, bir gecede hemen orada evet, oluyor değil mi? Evet, akşam attım. Sabah orada mesela. Öğlen attım, akşam orada attım. Peki Süleyman abi, hayırlı satışlar diliyoruz. Sağ ol. Ürünlerde bereket diliyoruz. Sağ ol. Sayfa olarak ve şahsi müfettişler olarak yetiştiricilerin her zaman yanındayız. Tepetaşpınar Köyü'nde çekimlerimize devam ediyoruz. Şu anda genç yiğit bir kardeşim, Hilmi kardeşimin yanındayım. Hilmi kardeşim merhaba. Merhaba abi. Nasıl gidiyor? İyi abi, elhamdülillah. Üretim nasıl, satışlar nasıl? Tabii üretim iyi de satışlarımız da işte, satışlarımız zayıf abi biraz. Neden, sebep ne? Abi işte ucuza gidiyor yani. Şey yani biz, hakkını alamıyoruz diyorsun. Evet, hakkını alamıyoruz. Şimdi nergizlerimizi Ankara'dan isteyen bir satıcı için
paketleme yapıyoruz. Nasıl paketlendiğini göstermek adına bu videoyu da sizlerle paylaşıyoruz. Kargo daha geç ulaştığı için, nergizler de biraz nazik olduğu için daha çok Süleyman abi, bu işi üreten abimiz otobüsle göndermeyi tercih ediyor. Siz de bilirsiniz, otobüs bir gecede hemen ertesi sabah gideceği yere ulaşmış oluyor ve nergizler de zedelenmeden, hırpalanmadan istenilen yere, istenilen adrese ulaşmış oluyor. Süleyman abi şu anda herhalde paketimiz hazır. Evet. Bu şekilde kargoya değil de otobüse veriyorsunuz. Evet. Şimdi otobüse vereceğiz. Sabah nereye gideceğiz alacağım. Bu Ankara'ya gidiyor herhalde. Evet, bu Ankara'ya gidecek. Yani kesinlikle sayfa olarak biz Süleyman abinin bu yaptığı işe kefiliz. Bunu talep eden, isteyen, satmak isteyen, toplu satmak isteyen olursa mutlaka Süleyman abiyle irtibata geçsinler. Süleyman abinin biz telefonunu paylaşımda yazacağız. Oradan irtibata geçebilirler. Kesinlikle ve kesinlikle sağlamlığı konusunda biz Süleyman abiye bu konuda tekrar söylüyorum, kefiliz. Süleyman abi Allah kolaylıklar versin tekrar. Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyoruz, hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun.